İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün konuğumuz halk sağlığı uzmanı Doktor Nuriye Ortaylı. Nuriye Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi günler herkese. Merhaba. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Tabii ki bugün bayramın üçüncü günü. Sizin ve izleyicilerimizin bayramını da hemen kutlamak isterim. Umarım iyi geçiyordur bayram. Fakat hemen kötü haberlerle başladık. Çünkü bugünkü programımızda hem pandemi meselesini sizinle konuşmak istiyoruz. Aynı zamanda sağlık çalışanlarına yöneltilen saldırıları, şiddeti, ölümleri konuşmak istiyor idik. Dün itibariyle Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisi 50 kişilik bir güruh tarafından basıldı ve oradaki bütün çalışmalar durduruldu. Böyle bir kötü haberle hem de bayramın ikinci gününde gerçekleşen bir kötü olayla başladık gene. Ne dersiniz? Son olayları kısaca bir değerlendirmek gerekirse, özellikle de uygulanan sağlık politikalarının şiddetin yaygınlaşması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yaygınlaşmasında bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi rica ediyoruz. Vallahi artık işler çığırından çıktı. Yani bu son örneklerin de gösterdiği gibi gerçekten bir savaş durumu neredeyse hastaneler. Yani hastaneye giderken sadece hekimler değil, hasta olarak biz de giderken korka korka gideceğiz herhalde. Böyle her an birileri basabilir, olaylar çıkabilir, insanlar kim buraya gidebilir, yani sağlık hizmeti kesintiye uğrayabilir. Yani acil basılıyor 50 kişi, yani bu gerçekten artık işin çığırından çıktığının göstergesi. Benim şöyle bir çağrım var. Aslında bu çağrıyı Temel Karamollaoğlu yaptı. Sayın Karamollaoğlu bayramdan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ve çok katılıyorum. Yani yapılması gereken ilk iş o. Dedi ki Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak hekimlere bir özür borçlusun. Çık, hata yaptım de, özür dile. Yani bu hatırlıyorsunuz, son dönemde tırmandılar, giderlerse gitsinler vesaire. Şimdi bu iklim, bu politik iklim hekimlere karşı, politikacıların ülkenin en üst yönetim katına, altına doğru ilerleyen ve hükümete yakın medyanın da iyice kışkırttığı ve abarttığı, ne bileyim Cumhurbaşkanı danışmanlarının katıldığı, hedef gösterme, aşağılama, işte sorunların nedeniymiş gibi ortaya koyma tutumu son derece toksik. Bu çok toksik. Yani sağlıkta şiddetin çok katmanlı birçok nedeni var. Onları yani ilerleyen dakikalarda kısaca değinmeye çalışırız. Çünkü gerçekten kapsamlı bir şey, zamanımız yetmez. Ama şu anda yapılması gereken en acil şey bu. Yani devletin en üst katından çıkıp hekimlere ve sağlık çalışanlarına sahip çıkılması. Devletin sağlık çalışanlarının arkasına geçmesi lazım. Bunun başka hiçbir yolu yok. Yani tamam, hastanelere X-ray cihazı koyalım, tamam güvenliği arttıralım, daha çok şey yapalım, hatta cezaları arttıralım. Bunlardan daha önemlisi, devletin sağlık çalışanlarının arkasında durması lazım. Şu anda arkasında değil, karşısında duruyor. Hala kışkırtmaya devam ediyor. Yani bunun neye, bu geçmiş tutumlarına neye yol açtığı ortadayken hala devam ediyorlar bu. Yani bu son derece tehlikeli, hepimiz için çok tehlikeli. Yani işte hep söylendi, hekimler için çok tehlikeli, sağlık çalışanları için çok tehlikeli. Hastanelerde barış ve huzur ortamı ortadan kalktığı için hepimiz için tehlikeli. Ve uzun vadede tabii bu sağlık çalışanları devam edemeyecekleri için, en azından fırsatı olanlar etmeyeceği için ciddi bir sağlık, zaten az olan insan kaynağımızı
kaybedeceğiz. Bunun için çok tehlikeli. Ya buna nasıl kör olunabilir? Ve yani lamıcımı yok bir ülkede özellikle asayişten ve huzurdan ve insanların can ve mal güvenliğinden o ülkeyi yönetenler sorumludur. Yani Cumhurbaşkanlığını ve diğer yöneticiler ama özellikle Cumhurbaşkanı'nı bu sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum. Yani çıksın ve sağlık çalışanlarına sahip çıksın. Bu kendini bilmez güruhlara bir söz etsin. Neresi burası ya? Yani Texas mı bu? Kanunsuz batı mı? Nedir yani? Bir sonuçta barış içinde yasaların uygulanması gereken, asayişin berkemal olması gereken bir ülkedeyiz. Bu ve bunun bir sahibi var. O sahibinin konuşması lazım. Sahibi de işte en üst düzeydeki yöneticimiz. Bence en önemli şeylerden birincisi bu. Onun dışında evet tabii yani yasanın değişmesi lazım. İşte hastanelere gerçekten komik ama yani öyle olacak. İşte girerken X-ray cihazından geçmek lazım. Güvenlik sayısının artması lazım vesaire. Ama yani bunlar bence nispeten az etkili olacak şeyler. Tabii esas problem içinde bulunduğumuz, ülke olarak bulunduğumuz her problemimizi şiddetle çözme şeklindeki iklim. Bunun tabii bir değişmesi lazım. Burada da bence politikacıların çok önemli bir rolü var. Özellikle devleti yönetenlerin. Ama ondan daha uzun vadeli ve esas yani bu sağlıkta şiddeti giderek tırmandıran son 10 yılda sağlık sistemi çok kötü bir durumda. Yani yaptıkları tercihle oluşturdukları tüketime yönelik, tedavi hizmetlerine yönelik, işte insanları müşteri, sağlık personeli de onları memnun etmesi gereken kölelere çeviren sistemin, neoliberal sağlık modelinin Dünya Bankası tarafından bütün dünyaya dayatılan ve Türkiye'ye de dayatılan, söylenmedi Dünya Bankası programı diye ama yani AKP Dünya Bankası ile gayet sıkı bir işbirliği içinde çalışarak bu modeli uyguladı, geliştirdi, uyguladı ve başından beri de sağlık çalışanlarına hedef gösterdiler. Özellikle Recep Akdağ çok kötü bir sağlık bakanıydı ve böyle geçecek Türkiye tarihine. O açıkça hedef gösterdi sağlık çalışanlarını halka. Şikayet etmelerini teşvik etti vesaire. Bütün bunların yarattığı o toksik şeyin ortadan kaldırılması o zaman alacak maalesef. Bu sistem değişikliği çünkü ha deyince bugün başlasanız yarın bitecek bir şey değil. En az 4-5 yılını alacak ülkenin, onun yarattığı kültür ikliminin değişmesi vesaire. Bunlar zaman alacak. Ama bugün hemen yapılabilecek bir şey var. O da dediğim gibi Cumhurbaşkanı çıkacak ve sağlık çalışanlarına sahip çıkacak, haddini bilmezlere de haddini bildirecek. Evet. Budur. Burada yani çok ciddi bir başka sorun var. Siz de üzerinde durdunuz. Yani özellikle iktidar sözcüleri şiddetsiz tek cümle kurmuyorlar. Yani bu sadece tabii ki sağlık çalışanlarıyla ilgili değil, insanlar toplumda karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümü için müzakere etmeyi bütünüyle unutmuş vaziyetteler. Konuşmayı, sohbet ederek problemleri çözmeyi bütünüyle unutmuş vaziyetteler. Bir de tabii ki mesela bu 50 kişilik bir grubun bir hastaneye saldırması sırasında siz hangi güvenlik önlemini alırsanız alın, X-ray cihazları koyun, güvenlikçi sayısını arttırın ama çok hazırlıklı gelmiş olan böyle bir güruhun önünü kesebilecek, onları sakinleştirebilecek yöntem tam da dediğiniz gibi iktidar sözcülerinin ortaya çıkıp sağlık çalışanlarının arkasında durmaları ve şiddet sözcüklerinden, cümlelerinden bütünüyle kaçınmaları gerekiyor. Daha yeni cenazeler... Ya mesela bu 50 kişilik olayın bence hemen üstüne gidip şiddetle, yani şiddetle dediğim yani büyük bir şeyle enerjik bir şekilde araştırılması, sorumlularının teşhir edilmesi. Neyse bir an önce hukuka
mahkemeye çıkarılması vesaire lazım. Tabii. Yani bu böyle geçiştirilecek bir şey değil. Ne oluyor ya? Yani burası şey mi? Kanunsuz batı mı? Ne oluyor yani? Basıp hastane basmak ne demek? 50 kişiyle gitmek ne demek? Yani bu hani bir ülkenin huzurunu ve asayişini dinamitlemek, yani böyle bir şey olamaz. Hiçbir ülke, aslında hiçbir iktidarın böyle bir şeye, kendisine şirk koşacak bir şeye izin vermemesi lazım. Kim oluyor, kimmiş bu 50 kişi yani? Evet. Hangi güç? Şey mi yani, bir mafya çetesi mi, bir ne bileyim aşiret örgütlenmesi mi, kimdir? Bunların ortaya çıkarılması lazım ve üzerlerine şiddetle gidilmesi lazım. Yani böyle şeylere müsamaha etmemek lazım. Çünkü bir de artık bu yol oluyor. Yani ben şey noktasına da geliyorum. Artık bu şiddet olaylarını da yazmamak lazım. Örnek teşkil etmeye başlıyorlar. Yani bunları okuyan, duyan, televizyonda seyreden, ha demek ki bu yapılabilirmiş. Yani doktor dövülebilirmiş, hastane basılabilirmiş, acil servis çalışmaz hale getirilebilirmiş. Böyle bir hisse kapılıyor. Yok böyle bir şey yani. Ve yani devlet dediğimiz şey ne için var yani gerçekten? Hani asayişi sağlamak için yoksa ne için var? Değil mi? Yani yıllarca biz böyle işte huzur, güvenlik bilmem ne dedik. Yani bundan daha büyük bir terör var mı? Yani siz mesela şeyi düşünün, o acil servise hizmet almak için enfarktüs geçiren ve o sırada oradan hizmet almak üzere gitmiş bir aile olduğunuzu düşünün. Babanız enfarktüs geçiriyor ve böyle bir kaosun ortasında kalıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya? O vatandaşın hakkı ne oluyor? Yani hepimiz için çok büyük tehdit bu. Sadece sağlık çalışanları falan değil. Yani hepimizin huzurunu ve sağlık hizmet hakkımızı riske atan bir şey. Yani bunun ivedilikle ve enerjik bir şekilde ele alınması lazım. Yani bu sorumluluktan kaçamaz iktidar. Yani evet. Ne Cumhurbaşkanı, ne iktidarın diğer temsilcileri, ne o berbat medyadaki kalemşörleri. Yani bundan kaçamazlar. Böyle bir sorumsuzluk olamaz yani. Bu şey hani pandemi gibi, tamam anla, her konuda siyasi çatışma olabilir, futbolda bile olabilir bilmem ne, ama bu konuda olamaz, bu hepimizi etkiliyor. En huzurlu olması gereken yerler, evet, hastaneler, çünkü insan sağlığını ancak... Hepimizin olabilir. İhtiyacı var yani, kimin ne yarın ne hangi acile düşeceğinin hiçbir şeyi yok yani. Dolayısıyla oralarda asayişin olması lazım. Geçtim başka şeyden. Evet. Şimdi buradan hemen pandemiye yeniden dönmek zorundayız. Çünkü çok yaygın bir şekilde yeni varyantlarla karşı karşıyayız. Ve benim çok yakınımdaki insanlar, bugüne kadar 2,5 senedir kendilerini çok iyi koruyabilen insanlar bile arka arkaya hastalanmaya başladılar. Nedir son durum pandemide? Bu varyantlar meselesi nedir? Aşılar varyantları karşılamakta yeterli midir? Çünkü en son biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı aşı randevularını tekrar başlattı. Başvurup rahatlıkla şeyinizi, yeni aşı için randevunuzu alabiliyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz durumu? Valla olması gereken oluyor diye görüyorum. Yani burada da büyük bir aymazlık içindeyiz biz ve dünyanın, kapitalist dünyanın önemli bir kısmı diyeyim. Yani bunların hiçbiri o bilmediğimiz, beklemediğimiz şeyler değildi. Dünya Sağlık Örgütü bas bas bağırdı, kimse onu refere etmedi. Pandemi bitti diyen herkese tebriklerimi gönderiyorum buradan. Bunların içinde ya, bilim adamları var, doktorlar var. Yani pandemi bitmemişti zaten. Yani bas bas bağırdı Dünya Örgütü, pandeminin, Dünya Sağlık Örgütü, pandemi bitmedi diye. Biz işte bu Türkiye'de bir avuç insan elimizden geldiğince söylemeye çalıştık. Pandemi bitmedi. Yani bitmez böyle bitmez yani. Hala ortada bir sürü varyantlar var, kontrol dışı bir bulaşma var. Çok yüksek oranda bulaşma devam ediyor. Yani bu pandeminin evrileceği nokta yeni varyantların gelişmesiydi. Üstelik yeni varyantlar hakkında, yani çıkacak olan varyantlar hakkında bildiğimiz, kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Hepsi daha bulaştırıcı olacak. Ve daha hızlı bulaşıyor.
Yani daha bu da, yani o demek, o daha hızlı ve daha kolay bulaşan varyantlar hakim olacak. Yani yoksa öbür türlü hakim olamazlar. Dolayısıyla virüs çok sayıda bulaşıyor, yani çok sayıda kendini yeniliyor. Kendini yenilerken yeni formlar geliştiriyor ve bu formların ortalığa hakim olabilmesi için ata formlarından daha bulaşıcı olmaları lazım. Esas şey şu, şu anda maşallah bu pandemiyi dünyaca kötü ve sorumsuz bir şekilde yöneterek bildiğimiz en bulaşıcı virüsü geliştirmeyi, yani üretmeyi başardı. Evet. Yani bir zaman virüsünden daha bulaşıcı bir virüsle ortalıktayız. Üstelik de dolayısıyla hani bir mekana girdiğinizde orada varsa enfekte olmadan çıkmanız pek mümkün görünmüyor. Yani Wuhan virüsüne göre çok çok daha bulaşıcı bir virüsle karşı karşıyayız. Bu bir. Yeni varyantlara ilişkin bilmediğimiz şeyler ise şu, yani gelişecek olan yeni varyantlara. Bunlar daha hafif hastalık mı yapacak? Daha ağır hastalık mı yapacak? Daha ölümcül mü olacak? Daha iyi huylu mu olacak? Bunu bilmiyoruz. Bu tamamen random. Tamamen tesadüf yani. Öyle de olabilir, böyle de. Yani daha da hafif hastalık yapabilirler, daha ağır hastalık da yapabilirler. Bunu bilmiyoruz. Yani böyle bir dünyadayken biz dahil bir takım sorumsuz ülkeler işte pandemi bitti, maskeler fora, oh kapalı toplu taşımada bile kaldırdık. Ya senin toplu taşıman zaten evlere şenlik, yani kapasite üstü çalışıyor. Maalesef. Zaten tıklım tıklım. Yani insanlar birbirinin üstüne temasla, hani deri deriye temasla geçecek hastalık bile geçer bizim toplu taşımada. Yani sen niye maskeyi kaldırıyorsun? Yani ve nedir maske? Bu maskeyle olan derdini insanların ben anlayamıyorum. Hani diğer kısıtlamalar tamam, hayatı zorlaştırıyor. İşte oraya çıkma, buraya gitme, üç kişiden fazla bir araya gelme. Bunlar zor, anlıyorum. Ekonomiyi de etkiliyor. Maske hiçbir şey etkilemiyor. Niye maskeden bu kadar imtina ediyorsunuz? Karşılığında çok önemli bir koruma sağlıyorsunuz. Ve yani kimse de ölmüyor sürekli maske taktığı için. Bakınız sağlık çalışanları, yani 36 saat nöbet tutuyorlar maske takarak. Bir şey olmuyor. Yani onun için öyle çok erken ilan edilmiş bir karar. Yani bir de başarı öyküsüne ihtiyaçları var onun için. Global kapitalizmin de şeye ihtiyacı var. Bir an önce çarklar bildiğimiz gibi dönsün ki onların karlarına kar eklensin. Yani bir de en çok komiğime giden şey, kendileri böyleler Çin'le uğraşıyorlar. Vay, bu Çin'in işte Çin sıfır tolerans politikası izliyor ya COVID'e karşı. Vay, bu sürdürülebilir değilmiş, başarısız. Ya size ne kardeş? Orası Çin. Yani onları öyle yapıyorlar. Size ne? Ha, tabii tedarik zincirleri bozuluyor. Yani ondan rahatsızlar. Onun için Çin'le de uğraşıyorlar. Ya 2 yıl önce de demiyor muydunuz bu Çinliler tedbir almadı da bize virüs bulaştırdı? Yani adamlar sizin 8 kat bulaştırıcı hale getirdiğiniz virüsle uğraşıyorlar şimdi. Yani bütün dünya Çin gibi davransaydı biz bu pandemiyi çoktan bitirmiş, kenara koymuş olacaktık. Çünkü aşıyı bulduk. Bir de yani bulaşmayı, yayılmayı kontrol altına alsaydık, aşıları da adil bir şekilde dağıtsaydık, bitmişti pandemi bizim için. Defterini bir kenara koymuştuk. Ama sorumsuz politikalar yüzünden bir türlü bitmiyor yani. Çünkü oradan oraya, oradan oraya yayılıp duruyor. Kendini geliştirip duruyor virüs yani. Bir de sonra onu alıp yine Güneydoğu Asya'ya tekrar ihraç ediyorsunuz. Yani vaktinde sorumlu davranmış, düzgün tutum almış. İşte Vietnam'ı, Güney Kore'si, Çin'i, Yeni Zelanda'sı, Avustralya'sı, onlar yeniden. Üstelik de çok daha kötü çünkü oralarda yayılıp da böyle bir toplumsal bağışıklık da olmadı şeyle. Böyle bir berbat bir dünyanın içindeyiz. Yani neyse, kısaca şunu söyleyeyim. Pandemi bitmedi, devam ediyor. Yeni varyantlar gelecek. Ha, aşılar hala işe yarıyorlar. Fakat eskisi kadar çok işe yaramıyorlar. Çünkü virüs artık giderek uzaklaşıyor aşının geliştirildiği Wuhan virüsünden.
hala hastaneye yatış oranlarını azaltıyorlar. O anlamda etkililer. Ama enfeksiyonun o kişiden bu kişiye bulaşmasını ya da belirtili hastalık geçirmesini engellemiyorlar. Bir sonra gelişen varyant belki onu da yapamayacak. Varyanta karşı onu da yapamayacak. İşte yeni bir versiyonu üzerinde çalışılıyor deniyor vesaire. Yani aşıların herhalde biraz yeni formlarının, yani bu son varyantları daha etkili formlarının da gelişmesi gerekecek. Ama anlaşıldığı kadarıyla şöyle bir şey var. Varyant kaç varyant olduğu da pek fazla bilinmiyor. Yani 44 ile 59 ayrı varyanttan bahsediliyor. O bile bir bilinmezliğin işareti. Yani 44 ile 59 dediğinize göre niçin 75 olmasın? Bir diğer mesele, benim yakınlarımda ortaya çıkan COVID hepsi evde yapılan hızlı testlerle belirlendi. Ve orada pozitif çıktığı için insanlar kendilerini bir anda hemen enterne ettiler, ilaçlar almaya başladılar. Ama hiçbir şekilde resmi kayıtlara bu geçmedi. Bu anlamda artık sayıların kontrolü de mümkün değil. Yani daha öncekisinde de zaten mümkün olmayan bir durum söz konusuydu. Hem ölüm sayıları hem hasta sayıları. Fakat bu yeni versiyonlarla ve varyantlarla birlikte artık şeyi de tespit etmek mümkün değil. Sayıyı da tespit etmek mümkün değil. Sadece çok hızlı yayıldığını birbirimize aktararak bilgilenebiliyoruz. Bu varyantları ayırt etmek için PCR testi yeterli mi Nuriye Hanım? Yani şimdi birkaç problem var. Çok önemli şeylere işaret ettiniz. Birincisi tabii test yapılmıyor. Evet. Yani sistemin, yani çok böyle bilinç düzeyi yüksek, ekonomik gücü de olan ve gidip işte eczaneden kendisi hızlı test alıp bunu yapan ve işte bunun sonucunda kendini hasta kabul eden falan bir insan grubundan bahsediyorsunuz. Onların çok azınlık olduğunu söyleyebilirim. Evet. Birincisi test yapılmıyor. Testler ücretli biliyorsunuz. Artık tabii bedava test kalmadı. Yani geçen gün bir hekim şikayet ediyordu sosyal medyada. Ya 3 yıldır pandemide hasta baktım. Bir tane PCR yaptıracağım, benden ücret istediler diyor. Yani olabilecek rezaleti görüyor musun? Sağlık çalışanından bile şey yapıyorlar. Yani nerede kaldı sizin hastalığı kontrol etme şeyiniz? Dolayısıyla test yapılmadığı için hem salgının büyüklüğünü bilmiyoruz. Yani bu başından beri bizim problemimiz. Çünkü salgının büyüklüğünü hep, yani eskiden de sayıları küçük göstermeye çalışıyorlardı. Salgının büyüklüğünü bilmek hep bir derdimizdi ama şimdi tamamen karanlıktayız. Yani şimdi tamamen eş dost ne durumda, etrafta kaç kişi hasta, ona bakarak tahmin etmeye çalışıyoruz. Çok yanıltıcı da böyle bir politika ve mücadele stratejisi geliştirilemez. Bütün dünyada da test azalmış durumda. Bizim gibi ülkeler var. Dünya Sağlık Örgütü bunun için şikayet ediyor. Yani son iki haftada %30 arttı dünya genelinde ve bütün dört bölgesinde DSÜ'nün COVID vakaları. Ama diyorlar ki bu aslında buzdağının görünen şeyi. Çünkü test sayılarının hızla düştüğünü biliyoruz. Birçok bazı ülkeler ücretsiz test yapmaktan vazgeçtiler. İşte Türkiye'nin de için bunu eleştiriyorlar. İkinci tabii en önemli problem varyantlar PCR'le saptanamaz zaten. Varyant için genetik dizin analizi dediğimiz, yani virüsün genetik dizini, RNA kodunu çözecek işlemler lazım. Zor, sofistike bir iş. Zaten onun için işte bütün örneklemlerde yapılamıyor ama yani bunu düzgün yapan ülkeler, işte Güney Afrika, Danimarka, İngiltere falan, her böyle atıyorum 30 vakadan birini bir örneklem üzerinden ve onun böyle her bölgeyi de temsil etmesine dikkat ederek seçip genetik dizinine bakıyorlar ve öyle varyant saptıyorlar. Onun için zaten bu ülkeler saptadılar varyantı. O ülkelerde çıkıyor değil. Yani Güney Afrika'dan da çok varyant çıkıyor falan.
Hayır efendim, onlar saptıyorlar. Türkiye'de kaç varyant çıkıyor haberimiz bile yok yani. Mutlaka çıkmıştır bu kadar yüksek bulaşmayla. Yani Brezilya mesela bir sürü varyant çıkmıştır. Hatta Brezilya'da çıkan varyant Brezilya'da saptanamadı da Brezilya'dan Japonya'ya giden bir yolcu da Japonlar evet. Saptadılar falan. Niye? Basitçe çünkü yeterli test yapmıyorsunuz. Yeterli miktarda varyant aramıyorsunuz. Aramayınca bulmuyorsunuz. Dolayısıyla yani gerçekten rapor edilen, bildirilen varyantlar bildirilen varyantlar. Var olan varyantlar değil maalesef. Bu da problemlerden bir tanesi. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Bildiğim bir örneği Fransa'dan. Bu detaylı testler yapıldıktan sonra aynı insanda 3 ayrı varyantın belirtileri tespit edildi. Tek bir insanda. Yani anlaşıldığı kadarıyla son derece karmaşık bir olayla karşı karşıyayız. Yani öyle bir sadece PCR testiyle belki pozitif misiniz, negatif misiniz onu öğrenebiliyorsunuz ki siz o konuda bile bir %1 vermiştiniz daha önce yaptığımız bir programda. Onun bile %100 kesin sonuç vermediğini. Evet, tabii. Ya 1/3 oranında yanlış negatif dediğimiz durum oluyor. En az 1/3. Yani negatif olmadığı halde negatif oluyor. Ben mesela son hafta büyük ihtimal COVID geçirdim. Yani bütün belirtileriyle benziyor. Ama test yaptırdım. Bir tane yaptırabildim maalesef PCR. Evden dışarıda çıkmak istemediğim için. Negatif geldi. Ama yani ben kendimi hala COVID geçirdim varsayıyorum. Çünkü şey yani başka ne olabilir? Hani yazın ortasında yani hani diyorlar ki griptir efendim. Yani gribe göre COVID şansı daha yüksek. Bir kere COVID çok daha kolay bulaşan bir şey. Hani bu kadar dikkat ediyorum. Bu dikkatle grip almam zor. Yani maskesiz hiç kapalı ortama girmiyorum falan. Anca çok bulaşıcı bir şey beni enfekte etmiş olabilir. O da büyük ihtimal koronavirüs. Herhalde B5'i aldık. Şeyler, yani geçirdiğim belirtilerde ona benziyor. Çok da sinirlendim. Yani şunun için sinirlendim. Ben kendimi bir gösterge olarak kullanarak. Yani korunmayı iyi bilen, buna son derece dikkat eden, üstelik de buna imkanı olan, yani işte dışarıda sürekli çalışması, belli bir kalabalık ortama girmesi gerekmeyen vesaire bir insan olarak bile artık kendinizi virüsten koruyamıyorsunuz. Çünkü kol geziyor, etrafta çok miktarda var ve çok bulaşıcı. Yani Wuhan virüsüyle aynı ortamda büyük ihtimal o enfekte olmam. Bir de şundan yani nereden aldığımı tahmin ediyorum. Kapalı bir yere girdim. Ben maske takıyordum. İnsanlar takmıyordu ama artık bezdim insanlara bunu söylemekten. Çünkü bakan da çıkıp gerekmiyor deyince herkes size car cevap veriyor. Artık pandemi bitti bilmem ne. Yani bile bile lades orada aldık virüsü. Bunun bir sürü şeyi var yani ha bir de neyse Allah'tan hani hiçbir kronik hastalığım yok vesaire yok bir şey. Evinize taşıyorsunuz kronik hastalığı olan insanlar var vesaire. Yani yapabileceğimiz hayatımızı çok da zorlaştırmayan tedbirlerle gitmek mümkünken bunu tercih etmedi Türkiye'de yönetenler de toplumun bir kesimi de. Dünyada da dediğim gibi yani maşallah küresel kapitalizm ne güçlüymüş. Ben bu pandemide bir kere daha şahit oldum. Yani nasıl insanların algılarını eğip büküyor, nasıl istediği gibi haber yapıyor, nasıl istediği gibi parlamentoları, bakanlıkları vesaireleri etkiliyor. Bir kere daha üzülerek gördüm. Evet. Bir de bu arada şey oldu, en üzücü şeylerden biri o. 2 yıllık bir mücadele sonunda Dünya Ticaret Örgütü COVID ile ilgili işte aşılar ve diagnostik testlerle ilgili hep işte bir o patent anlaşmasında bir şey vardır, istisna kuralı. Bunun kullanılmaması işte acil ve bütün dünyayı ilgilendiren durumlarda.
Onun işte yürürlüğe konulup patentin bir süreliğine dondurulmasına ilişkin bir mücadele sürüyordu. 2 yıllık mücadelenin sonunda daha fare doğurdu yani. İşte maalesef. Demokrasi havarisi Avrupa Birliği ve İngiltere ve İsviçre ve kısmen de ABD'nin işbirliğiyle böyle bir işe yaramayacak bir şey çıktı. İstisna çıktı. Ve yani Dünya Sağlık Örgütü direktörünün kullandığı lafla tekrarlamak istiyorum. Bu istisna şimdi kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Evet. Yani demek ki patent hakları ilaç şirketlerinin insanlığın sağlığından, hayatiyetinden çok daha önemli. Bunu tescillemiş olduk yani bu şeyle. Zaten de artık hani bu aşamadan sonra bir de işin mesela tanı testleri ve tedaviler için hiç söz konusu değil. Bu sadece aşı için. Yani zaten aşıda kritik pencereyi geçtik yani bu iş hani bir yıl önce yapılsaydı bir anlamı vardı. Artık çok çok da anlamı yok. Yeni evet. Çıkacak aşılar için ne olacak onu bilmiyoruz. Siz konuşmanızın başında aşıları yaptırmak lazım dediniz fakat yeni varyantlarda etkisinin düşük olduğunu söylediniz. Şimdi buradan hareketle şunu da söyleyebilir miyiz acaba? Bu varyantlar o kadar hızlı artış gösteriyor ki buna yetişecek bir aşı imalatı, aşıların bulunması da hep onun gerisinde kalacak herhalde değil mi? Yani önümüzdeki dönemde bir de kanıtlanmayan, daha doğrusu bu pandemide pek de işe yaramayan bu sürü bağışıklığı meselesinin de son derece anlamsız olduğu ortaya çıktı diye yorum yapıyorum. Bu doğru mu? Yani artık sürü bağışıklığıyla bunun önlenmesi mümkün değil. Hele ki bu dünyada artık insanların hareketlerini de sınırlamak mümkün olmadığı için bir bakıyorsunuz işte Brezilya'dan kalkıp Japonya'ya giden birisi oraya çok rahatlıkla yeni varyantı taşıyabiliyor. Bütün bunlardan hareketle önümüzdeki dönemde şimdi tam da Türkiye'de yeniden aşı randevularının başlatılmış olmasından hareketle ne tavsiye edersiniz insanlara? Şimdi böyle şeyi özellikle risk grupları da hala aşılanmamış ve üçüncü yani 3 doz Biontech'ini yaptırmamış olan varsa bunu yaptırsın. Evet. Ya da ne bileyim 2 doz Biontech üstüne bir Sinovac da yaptırmış olabilir. Yani bir hatırlatma dozu dahil 3 dozunu olmuş olması lazım herkes. Bir süre koyuyor musunuz? Özellikle bunu? Risk gruplarının ama herkes. Yani çünkü 0 değil koruyuculuğu. Yani evet. Söylediğimiz şu tabii yani ilk başta çok daha etkiliydi. %95 falan koruyordu belirti verilmesinden. İşte bulaşmayı önemli ölçüde koruyordu. Oralarda değiliz ama hala hastaneye yatışlar konusunda etkili. Bütün aşılar etkili. mRNA aşıları da ki BioNTech onlardan en etkililer. Onun için lütfen herkes 3 dozunu yaptırsın. Yani Türkiye'de bir de şöyle bir problem var. Belli bir grup gidip habire aşı oldu. Hiç aşı olmayan bir nüfus var hala. Evet. Ve bunların içinde risk grupları var hala. Yani bunlara özellikle kaç kere söyledik ama hiç bakanlıktan bu konuda özel bir çaba görmedik. Bu gruplara yönelik özel kampanya yapmak lazım. Onlara ulaşmak için. Ve hiç aşılanmamış olanlara aşılamak, hiç aşılanmamış birine tek doz bile aşılamak, işte daha önce 3 dozunu tamamlamış 50 kişiye 4. dozu yapmaktan çok daha faydalı. O insanlar için de daha faydalı. Yani birincisi böyle bir aşı şeyi gütmek lazım. İkincisi dediğim gibi yani evet aşının koruyuculuğu azaldı ama yine de korudu. Yani ihtimal ben onun için hani tamam hastalandım falan ama hastanelik olmadım yani bu ona da şükür. Yani sonuçta 2-3 günlük bir şeyle ateş vesaireyle atlatabildim. Evet. Bu da iyi bir şey yani hastanelik olmaya göre çok çok iyi bir şey. Bir de onun size rahat verdiği güven duygusu da önemli bir şey. Yani bir
Hani hatırlayın, 2020'de hepimiz böyle hani dehşetle, birisi COVID olunca ödümüz kopuyordu. Çünkü tabii insanlar genellikle hastanede bitiyordu sonları, ki bu kötü bir şey. Onun için yani aşı yine işe yarayan bir şey. Ama yani bu pandemiden çıkmak istiyorsak ve bir an önce çıkmak istiyorsak hepimiz, bulaşmayı engellememiz lazım. Çünkü her bir bulaşma virüs için kendini besiyere, yani kendini çoğaltma imkanı, kendini mükemmelleştirme imkanı. Bulaştırmayı kırmamız lazım. Ve bu, yani bazı şeyleri de belki uzun vadeli düşünmek lazım. Çünkü önümüzde başka pandemiler olacak ve bunların hemen hepsi solunum yoluyla bulaşan, yani en büyük olasılık solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonların pandemi yapması. Yani dolayısıyla havalandırma, kalabalıkların azaltılması, bu işe belediyelerin, iş yeri sahiplerinin, işte milli eğitimin, fabrikatörlerin, herkesin bu konuya kafa yorması lazım. Ve kendi alanında da o tedbirleri... Evet, yani bunları yani geliştirmemiz lazım. Yani bu solunum yoluyla bulaşan virüsleri engellemek için bazı uzun vadeli yatırımlar yapıp uzun vadeli tedbirler almamız lazım. Ve maske kullanmaya devam etmemiz lazım. Yani kapalı ortamlarda maske kullanmamız lazım. Şimdi çok da zor değil. Zaten yaz. Herkes açık ortamlarda. Ama kapalı ortamlarda maske kullanmamız lazım. Bu zor bir şey değil. Yani ne olacak? Moda bile olabilir. Yani geçmişte böyle şeyler yok. O peçeli kadınlar, bilmem neler. Yani ihtimal belki de böyle salgınlardan vesaire sonra gelmiş kültürel kodlar bunların bir kısmı. Yani şapur şupur öpüşmekten imtina etmek lazım. Yani şu selam, ne bileyim bu selam, bunların da var bence sağlık geçmişleri. Yani niye bazı kültürler bunları benimsemişler? Yani ihtimal hastalıklardan vesaireden daha iyi korunmak için. Bazı şeyleri uzun vadeli değiştirmemiz lazım. Ben bunların olacağını sanıyordum çok naif bir şekilde 2020 yılının bahar aylarından. Hiçbir şey olmadı maşallah yani. Evet. İnsanlık öğrenmek konusunda çok şey. Şimdi Eylül ayı geliyor. Çok başarılı, öğrenme konusunda çok yavaş. Eylül ayı geliyor, okullar açılacak ve yepyeni bir tehlikeyle de karşı karşıya kalacağız. Çünkü artık bu bulaşı konusunda yaş sınırının da olmadığı ortaya çıktı. Orada nasıl bir politika uygulamak lazım? Ya çocukları aşıyı açmak lazım. Niye hala açmıyorlar anlamıyorum yani. Çocukları aşılamak lazım mesela. Bir şey yok. Yani tamam, daha az şiddeti geçiriyorlar vesaire, ama yani onlarda da oluyor bu long COVID. Yani uzun süreli COVID. Yani ciddi komplikasyon geçirenleri oluyor vesaire. Artı işte aileye taşıyorlar vesaire. Çocukları aşılamak lazım. Yani çünkü çocukları özellikle 10 yaşın altını biraz zor maske vesaire konusunda disipline etmek, yani olmayacak şeylerle de bel bağlamamak lazım. Ama aşı yapabiliriz pekala onlara. Öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşıları çok önemli tabii. Onların tam olması lazım. Yeniden bir herkesi bir sarsmak lazım. Yani böyle pandemi bitti diye yalancı müjdeler vererek bu iş olmuyor. Evet. Tersine insanlara anlatmak lazım, bu uzun vadeli bir savaş ve ne kadar böyle kararlı ve istikrarlı bir şekilde devam edersek o kadar çabuk kurtulacağız. Ya pandemi bitsin demekle olmuyor, bu çocukça bir şey. Pandeminin bitmesi için gerekli şeyleri istikrarla ve sebatla yapmanız lazım ki ondan sonra pandemi bitecek. İsrar etmek gerekiyor. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Çünkü bildiğim bazı insanlar, mesela 2 Sinovac, 3 BioNTech aşısı oldu. Toplam 5 aşı oldu. Fakat COVID'e yakalandı. Bu anlamda siz biraz önce 3 BioNTech aşısı yapanlarla ilgili, yani bunu tamamladıktan sonra durmak mı lazım, yoksa yeni bir, özellikle riskli gruplar için soruyorum bunu, yeni bir aşı imkanı çıktığında
6. aşısını, 7. aşısını yaptırarak ilerlemesi mi lazım? Bu konuda belirlenmiş olan herhangi bir sağlık politikası var mı? Türkiye'yi kastetmiyorum tabii. Sağlıkçıları, Türk Tabipler Birliği, Tabipleri Birliği'nin önerisini veyahut da tavsiyesini bu konuda... Şimdi Dünya Sağlık Örgütü şöyle diyor, yani 3 aşı, hani 2 normal, işte BioNTech için 2 tane normal seri, bir de hatırlatma dozunuzu olun diyor. 4. aşıyla ilgili çok sağlam veri yok ortada ama hep böyle oluyor. Yani veri de sonra arkasından geliyor. Şunu biliyoruz, hatırlatma dozlarından sonra 4 ay geçtikten sonra giderek aşının koruyuculuğunda bir azalma başlıyor. Evet. Yani ona bakarak herhalde 4. aşıyı olmak iyidir diye söylüyorum ben yakınlarıma. Ama işte bir yandan da şunu bekliyoruz. İşte bu bizim BioNTech'in omikrona etkili bir versiyonu hazırlanıyor. Eylül'de piyasaya çıkacakmış deniyor. O daha mı etkili, başarılı olur? O Türkiye'ye gelecek mi? Onu mu beklesin? Bilemiyorum. Ama şu anda bir dalga var. Yani ya kendinizi ondan koruyacaksınız ya da gidip aşı olacaksınız. Özellikle risk grubundakilerin herhalde olmasında fayda var diye düşünüyorum. Evet. Yani benim son aşımın üzerinden bakayım 8 ay falan geçmişti. Yani ben de hatırlatma dozu olmuştum Kasım'da. 8 ay geçmişti. Yine de bir işe yaradığını düşünüyorum açıkçası. En azından hafif geçirmeyi sağlıyor belki. Evet, yani yeniden gidip hatırlatma dozu olur muydum? Çok emin değilim. İhtimal sonbaharı beklerdim. Bir de yani açıkçası şunu da söyleyeyim. Çok bir süredir artık çok da takip etmiyorum aşı çalışmaları falan. O kadar şey olmaya başladık ki, yani dallanıp budaklanmaya başladık ki. Enfeksiyonculara sormak daha iyi. Onların da çok fikir birliği içinde olmadığını biliyorum. Ama risk grubundakilerin herhalde bir, şimdi yeni açtı bakanlık, daha dün açıldı. Evet, dün açıldı. Aşılar. Doğru. Risk grubundakilerin herhalde bir hatırlatma dozu yaptırmaları, eğer 6 aydan fazla vakit geçtiyse hatırlatma dozundan, iyi olabilir diye düşünüyorum kendimce. Ama dediğim gibi konunun uzmanı ben değilim bu konuda. Evet. Bir şey, daha iyi bilenlere sormak lazım. Daha iyi takip edenlere. Esas olarak da herhalde çok ciddi bir kampanya gerekiyor. Ulusal bir kampanya, uluslararası bir kampanya gerekiyor. Yoksa hakikaten bu varyantlarla başa çıkmamız mümkün değil. Ya evet, bakanlığın bir kere yeniden doğru düzgün bütün testi açması lazım. Yaygın test yapmaya başlaması lazım. Dizin analizi yapıp bunu bildirmesi lazım. Uluslararası bir platform var GSI diye. O bir kere bizim sorumluluğumuz dünyaya karşı. Bir de vatandaşı da bu uykudan uyandırması lazım. Pandemi falan bitmedi. Ama tabii işlerine gelmiyor. Şimdi turizm sezonu yok bilmem ne. Üstelik buradan bir başarı hikayesi çıkarmaya çalıştılar. Hala ölüm sayılarını açıklamadılar. Biliyorsunuz TÜİK 2020 ve 2021 ölüm istatistiklerini yayınlamadı. Evet. Olacak skandal değil yani. Türkiye'nin herhalde son 50 yılında ilk defa böyle bir şey oluyor. Ölüm istatistiği yayınlamamak gibi. Böyle çeşitli şeyler, yani reza, artık maalesef kanıksadığımız rezaletler oluyor. O şeyde hani skandal üstüne skandal olunca insan duyarsızlaşıyor. Ama işi tekrar ciddiye almak lazım. Ve sonbahar geliyor tabii. Ona da hazırlanmak evet. lazım. Çok. İyi bir gidiş değil. Evet. Nuriye Hanım, size çok teşekkür ederiz. Süremizi doldurduk. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Konuğumuz halk sağlığı uzmanı Doktor Nuriye Ortaylı idi. Gelecek hafta yine pazartesi günü saat 16'da yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.